Merhaba arkadaşlar. Bugün Kanca Anguilo Mengele inceleme videomu izleyeceksiniz. Uzun zamandır edinmek istediğim bir üründü. Bu mengeneyi diğer mengenelerden ayıran en önemli fark hem mengene hem de küçük bir ölçü tek üründe yer alması. Yurt dışında daha önce ben bu ürünü tanıtım videolarında bulmuştum ama Türkiye'de hiç çeken görmedim. Dedim bari ben çekeyim, en azından almayı düşünen takipçilerine fikir versin. Benim büyük ölçümün yanında bir tane mengenem vardı zaten ama eski mengenem pik döküm dediğimiz düşük kaliteli mengenler. Arkadaşlar pik döküm dediğimiz malzemeler fazla zorlamaya gelmez. Hemen cici kırılabilir ki biz bunun örneklerini daha önce zaten yaşadık. Şimdi demircilik üzerine iş yapacağınız zaman arkadaşlar kullandığınız alet edevatın güven vermesi lazım. Dayanıklı olması lazım çünkü yeri gelecek sıcak demiri buna bağlayıp böyle çekişle vurarak darbeli sert işlerde kullanmamız gerekecek. O yüzden dökümden ziyade çelik mengene tavsiye ediyorum ben izleyicilere. Bu da maşallah zaten hem yüzey kalitesiyle hem de böyle ağırlığıyla falan elinize aldığınızda güven veriyor. Şunu yerine bir sabitleyelim bakalım. Bu benim kullandığım mengene setandı. Bunu ben jant kapağına kutu profil kaynatıp daha sonra içerisine de beton dökerek yapmıştım. Hani hem böyle darbeyi yediğinde falan böyle yerinden oynamıyor. Hem de şöyle yan yatırarak atölyede her yere oynatabiliyorsunuz. Mengeneyle birbirlerini güzel tamamladılar. Ben böyle küçük işlerde kullanmaya daha ufak bir ölçü istiyordum zaten. Kanalın eski takipçileri hatırlar. Ben bu ihtiyacım doğrultusunda tren rayından daha küçük bir ölçü yapmıştım. Ama o da bayağı uğraştırmıştı be. Elinde CNC gibi imkan olmayan arkadaşlar için de güzel bir alternatif olmuş. Küçük ebatına bakmayın. Yani bu ebatta bir ölçü orta ve küçük boy bıçaklar için fazlasıyla yeterli. Yeter ki elinizde kaliteli bir çekiç olsun. Maşallah çizik bile yok. Örslerin üzerinde çeşitli demircilik aparatlarına bağlayabilmek için kare delikler oluyor arkadaşlar. İşte bu kare deliğe aparatı sokarak kullanırsınız. Şimdi ona kadar düşünüp yapmış buraya adamlar. Ama bu delikle ilgili daha sonra gene konuşacağız sizle. Mengene kısmı sorunsuz çalışıyor. Benim asıl ilgimi çeken kısım tabi aletin örs tarafı. Bir parça hurda demir olacak elimde. Şunu ocağa atarak örsümü test edelim bakalım. On numara beş yıldız. Şöyle mengenesinde bir deneyelim bakalım. Gayet güzel. Yerinden de kaçırmıyor mengenesi. Zaten şuraya falan da pütürlü yapmışlar kaçırmasın diye. Gayet güzel. Bu arada ürünü örs olarak kullanırken arkadaşlar şuna dikkat etmeniz lazım. Şimdi çekici şu yüzeye vurduğunuzda örsün gövdesi darbeyi sönümler. Ama şimdi bu öndeki çene tarafına denk geldiği zaman darbe çekişten gelen yük arkadaşlar mengenenin çalışma miline bineceği için eğer bu çene kısmına çok fazla vurursanız mengenenin milini bozarsınız. O yüzden benim tavsiyem bunu örs olarak kullanacağınızda şu mengenin ön çenesini biraz açın ki hani yanlışlıkla falan ön tarafa denk gelmesin. Ürünle ilgili de gözlemleyebildiğim tek olumsuz özellik şimdi arkadaşlar şu aparat bağlamak için kare olan deliği ön tarafa koymuştu. Ama şimdi şöyle bir durum var. Ben bu örsü aparat bağlamak istesem mengenenin burasını açar aparatı zaten buraya bağlarım. Şimdi örsün yüzeyinde buradaki delik olmasaydı eğer bana örs üzerinde daha geniş bir çalışma alanı kalırdı. Hele hele böyle küçük bir örs için daha geniş bir çalışma alanı bence daha iyi olurdu. Zaten benim bir tane de büyük bir örsüm olduğundan bu delik olayı benim için çok büyük bir dert değil. Bu ürünü kimlere tavsiye ederim? Bu ürün arkadaşlar bu tür atölye işlerine yeni başlayan, yeni takım düzen, hem kaliteli bir mengenem olsun hem de üzerinde örsü olsun diyen arkadaşlara tavsiye ederim. Ya da hala hazırda büyük bir tane örsü olup ikinci daha küçük, daha portatif bir örs edinmek isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Makul diyebileceğimiz bir fiyata iki işte görebilen tek bir tane ürüne sahip olmuş olursunuz. Bu Kanca firmasının bizim iş kolumuza yönelik pek çok ürünleri var. Bir göz atmanızı tavsiye ederim. Üstünde Kanca yazan her şeyi gönül rahatlığı satın alırsınız. Ömürlük aletler üreten yerli bir firma. Kanca Anguilo için ilk izlenimlerim bu şekilde arkadaşlar. Kullandıkça zaten tecrübelerimi size aktarmaya devam edeceğim.
Merak ettiğiniz başka bir husus olursa da yorumlarda sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşça kalın.